Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ın Rjim. Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi ve dilediği birçok şey öğretti. Eğer Allah, bazı insanların şerrini bazılarıyla önlemeseydi, dünyadaki nizam bozulurdu. Lakin Allah, alemlere büyük lütuf ve inayet sahibidir. Nuh'a ve ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da ettik. Davud'a da Zebur'u verdik. İsrail oğullarından küfre sapanlar, hem Davud'un, hem de Meryem oğlu İsa'nın lisanıyla lanetlendiler. Bunun sebebi, onların isyan etmeleri ve taşkınlık edip, haddi aşmaları aşmalarıydı. Biz ona, İshak ile Yakub'u ihsan ettik. Ve her birinin nübüvvete erdirdik. Daha önce de Nuh'u ve onun neslinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da nübüvvete erdirdik. Biz iyi hareket edenleri işte böyle ödüllendiririz. Hem senin Rabbin göklerde ve yerde olan kim varsa hepsini pek iyi bilir. Biz nebilerden bazısını bazısına üstün kıldık. Nitekim Davud'a da Zebur'u verdik. Davud ile Süleyman'ı da, hani bir defasında onlar, bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Şöyle ki, geceliğin bir grup insanın, koyun sürüsü ekin tarlasına yayılmış, zarar vermişti biz de onların bu hükümlerine tanık oluyorduk. Biz çözümü ihtiva eden hükmü Süleyman'a bildirdik. Bununla beraber her birine bir hüküm ve bir ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud'un emrine verdik. Onunla beraber takdis ve ibadet ederlerdi. Biz dilediğimiz her şeyi yapmak kudretine sahibiz. Biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar da bizi mümin kullarının çoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a varis oldu ve ey insanlar bize kuşların dili öğretildi ve daha her şeyden bolca nasip verildi. Gerçekten bunlar aşikar lütuflardır dedi. Biz Davud'a tarafımızdan bir imtiyaz verdik. Ey dağlar! Ey kuşlar onunla beraber tesbih edin şevke gelip Allah'ın yüceliğini terennüm edin dedik ayrıca demiri ona yumuşattık demiri şekillendirme kudreti verdik bütün bedeni örtecek uzun zırhlar yap onları dokumada intizama dikkat et ve siz de ey Davut ailesi hepiniz faydalı ve makbul işler yapınız çünkü ben yaptıklarınızı görüyorum buyurduk. O cinler ona kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanak ve leğenler, sabit kazanlar gibi istediği şeyleri yaparlardı. Ey Davut hanedanı! Şükür gayreti içinde olun. Kullarımdan gereği gibi şükredenler çok azdır. Onlar ne derlerse desinler, sen sabret ve güçlü kuvvetli bir kulumuz olan Davud'u hatırlar. Çünkü o daima Allah'a yönelirdi. O mahkemeleşen hasımların olayından haberin oldu mu? Onlar mabedin duvarına tırmanıp Davud'un yanına birden girince o onlardan ürktü. Onlar da korkma dediler. Biz sadece birbirimize hakkı geçen iki davalıyız. Senden dileğimiz aramızda adaletle hükmet. Haktan uzaklaşma ve bize tam doğruyu göster. Benim şu din kardeşimin 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum. Böyleyken onu da bana bırak dedi ve çenesiyle beni bastırdı. Davut, doğrusu senin tek koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle o sana haksızlık etmiştir. Zaten malda ortak olanların çoğu birbirlerine haksızlık ederler. Ancak gerçekten iman edip makbul ve güzel davranışlarda bulunanlar böyle yapmazlar. Onlar da o kadar azdır ki. Davud kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derhal Rabbinden mağfiret diledi. Eğilip secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi. Biz de ondan bunu affettik. Muhakkak ki onun bize yakınlığı ve güzel bir akıbeti vardır. Davut: Biz seni ülkede hükümdar yaptık. Sen de insanlar arasında adaletle hükmet. Keyfine uyma ki seni Allah yolundan saptırmasın. Allah yolundan sapanlara hesap gününü unuttukları için şiddetli bir azap vardır. Davuda evlad olarak Süleyman'ı ihsan ettik. Süleyman ne güzel kuldu. Hep Allah'a yönelirdi.